Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Silsiletül Lisan serimizin El Kitabu Temhidiyyu Arapçaya giriş seri 2 kitabının Eddersu Ethaniye Aşara. Bu bir sıfat tamlaması diyor. Sıfat tamlamasıdır diyoruz ve 11-19 arasındaki sayıların harekesi feta üzeri mebnidir. Fetadır, sürekli değişmez. Cevletun Siyahiyetun. Turistik bir gezi diye bir metin okuyacağız. Bu burada turizmle alakalı bir cevle tur demek, gezinti demek. Siyahiye dediği turistik diyebiliriz. Harful ha'i. Hemen kelimatü dersimize geçelim. Sa'ihun, erkek turist. İsmi fail kalıbında. Bu sülasi fiillerin ismi fail kalıbı sürekli fa'ilun kalıbında gelir. Mesela ketebeden katibun. Nasara'dan nasirun, celeseden calisun şeklinde. Saihun da ismi fail kalıbıdır. Fiilden türeyen bir isimdir arkadaşlar. Erkek turist demek. Buraya T eklersem saihatun, o zaman kadın turist olur. Yetaarrafu genelde arkadaşlar alayla kullanılan taarrafe, yetaarrafu veya direkt mef'ulde alan bir şeyi tanımak anlamında kullanılıyor. Tarihun, tarih. Meliketun, kraliçe. Ma'bedun, mabet. Mabet. Makabiru, işte kabirler. E'midetun, sütunlar. Şu gördüğümüz binayı ayakta tutan sütunlardır. Hacarun, taş, kaya. Kabele, karşılaşmak, görüşmek. Kal'atun, kale. Kabihun, bu bir sıfat-ı müşebbehedir. Şedidun, kabihun, kethirun, hazinun gibi. Bu bir sıfat-ı müşebbehe kalıbıdır. Çirkin demek. Mesrahun, sahne, tiyatro anlamına geliyor. Tabi tiyatroya sahnede biz kullanıyoruz. Hulumun, rüyalar veya hayaller gibi kullanabiliriz. Hulumun. Bu kelimeyi hulum ya da hulmun şeklinde de okuyabiliriz. Rüya, hayal veya ergenlik çağı anlamına da gelmektedir. Tabii ki burada cümle içerisinde görmemiz lazım. Muthafun önemli bir kelime. Müze demek. Hısnun, bu da kale anlamında kullanılıyor. Hısnun. Evet, hısnun, kale, hisar anlamına geliyor. Tabiratü ders emakinu tarihiyetun, tarihi mekanlar. Bu arada mekanın çoğuludur. Bu bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Unzur ila suveri ve eci, fotoğraflara bak ve cevapla diyor. Hemen metnimize geçelim. İstemeye vakra. Peki hemen. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Teka'u önemli bir fiildir. Teka'u, vaka'a, yeka'u, teka'u. Fiildir. Fiilden sonra her zaman fail gelir. Fail her zaman merfudur. Teka'u medinetu tedmur. Tedmur şehri. Fi Suriye. Suriye'de bulunur. Yezuru, ziyaret eder. Kim? Failimiz geliyor. Es-sa-ihune. Bu faildir arkadaşlar. Fail merfudur. Fail merfudur demek cem-i müzekkerlerde vavlı demektir. Vavlı oku demektir yani. Es-sa-ihune. Peki nereyi ziyaret ediyorlar? Ha, bu yezuru ha'daki ha Suriye'ye gidiyor. Veya o Tedmur'a gidiyor. Ülke ve şehir isimleri mühennes kabul edildiği için. Ha dediği arkadaşlar Medine-i Tedmur'a gidiyor. Ziyaretçiler, bakın bu da kalıp bir ifade olarak yazın bir kenara. Min kulli mekanin, her taraftan, dört bir yandan diye çevirebilirim. Bu li fiil-i muzari'nin başına gelip fiil-i muzari'nin sonunu nasbeden nasbedatıdır arkadaşlar. Li, bakın normalde yetearrafu, yetearrafani, yetearrafu nedir? Nun düşmüştür. Peki nun niye düştü? Şöyle bir konu vardı. Fiil-i muzari, beş fiil diye bir konu vardı. Beş fiilin nasb ve cezim durumu arkadaşlar. Burada bunların nasb ve cezim olayları nunların düşmesiyle oluyordu. Hazfin nun, thubutun nun diye bir konu vardı oraya. Videolarda bu konuya bakabilirsiniz. Liyete'arrafu, bakın nasb etmiş. Nasıl nasb etmiş? Bi hasfin nun şeklinde diyoruz arkadaşlar. Mansubun bi hasfin nun diyoruz.
Tabii tanımak için. Tariha, tarihini. Hazihil medineti. Bakın hazihi ismi işarettir. İsmi işaretlerden sonraki gelen kelime her zaman ismi işaretin sıfatı olur diyoruz ve onun irabını alır diyoruz. Burada hazihi muzafun ileyhtir. Bakın hareketsiz de sıfatında ortaya çıkmıştır. Bu şehrin yani Tedmur şehrinin tarihini tanımak, öğrenmek, bilmek için dört bir yandan turistler oraya akın ediyorlar, geliyorlar diye çevirebilirim. Ve başka tarihatil ve tarihal meliketi Zenobiye ve tarihal meliketi Zenobiye kraliçesinin tarihini elleti yine bu isim mevsullere dikkat edelim arkadaşlar. İsim mevsulden sonra sıla cümlesi geliyor oraya dikkat edin. Sıla cümlesine dönen bir zamir olmak zorunda. Harabet. Bakın burada harabette bihiye var. Elletiye dönüyor. Elleti de marifi kelime olan işte Zenobiye. Zenobia bundan sonra gelmiştir. Bunların zamir gibi çekimleri vardı demiştik. Elleti harabet er-Romane. Romalılarla savaşan bu kraliçenin, Zenobia kraliçesinin. Tabii ne kadar savaşmış? Bid'a sinine. Burası çok önemli. Buranın üzerine biraz konuşmak istiyorum. Bid'a kelimesinin arkadaşlar müennesi de vardır. Bid'atun. Bid'a demek 3 ve 10 arasındaki sayılar için kullanılır. Yani biz küsurat dediğimiz şey aslında küsurat. Yani küsurat dediğimiz zaman 3 ve 10 arası bir sayıyı kastediyoruz. Burada tabii ne diyeceğiz? Bid'asinin birkaç yıl diyeceğiz. Tabii bu birkaç yıl dediğimiz 3 ve 9 yıl arasında değişebilir. Bu bid'a kelimesi 3 ve 10 arası sayıların hükümlerine tabidir. Yani ne demek? Sonrasındaki gelen kelime her zaman çoğul ve mecrur olmak zorundadır. Her zaman çoğul ve mecrur olmak zorundadır. Artı müzekkerlik mühendislikte ters orantı olması lazım. Şimdi bu kelimenin tekili ne? Senetun. Sinine kelimesinin tekili senetundur. Bir daha da müzekkere gelmiştir. Bunların detaylarını ileride yine bununla alakalı videolar çekeceğim sayılarla alakalı. Yani demek ki birkaç yıl bunlarla savaşmış Romalılarla. Kullu men yezhebu. Buradaki kullu men ellezî anlamında, isim mevsul anlamında. Yezhebu ila kalıp bir ifadeydi. Giden her kişi, Tedmur'a giden herkes yara görür. El kanatira. Kanatır dediği arkadaşlar. Kantaratun kemerli köprüler. Vel ma'abidel kadimete. Bakın sıfatına dikkat edelim. İşte tarihi köprüler, kemerli köprüler ve mabetler görecektir diyor. Vel makabiret tarihiyeti, tarihi kabirler. Ve ba'dal ebniyeti ve bazı binalar. Yine bakın ebniye akılsız çoğul olduğu için sıfat gelen isim mevsul elleti geldi. Artı sıla cümlesinde ona dönen bir zamir olmak zorundadır diyoruz. Bakın lem yebka minha. Buradaki ha elletiye dönüyor. Bu elleti de ebniyede zaten göre gelmiştir. Lem yebka. Bakın lem fiil muzarinin başına gelip onun maziye anlamını, mazide olumsuz yapıyordu ve sonunu cezmediyordu. Peki burada nasıl cezmetmiş diyeceksiniz. Bakın harf düşmüş. Bakiye yebka. Orada bir elif vardı. Elif düşmüş. Harf düşmüş. Lem yebka minha illa. Lem illa kalıbı çok önemlidir. Sadece illel a'midetu. Sadece sütunları kalan bazı binalar. Ve ba'du'l ahcari fakat ve sadece bazı taşları göreceksiniz diyor oraya gittiğiniz zaman. Peki ecbani lesiletil atiyeti aşağıdaki soruları cevapla. Eyne teka'u medinetu Tedmur? Tedmur nerede bulunuyor? Limaza yezuru es-saihuna medinete Tedmur? Niçin orayı ziyaret ediyorlar? Maza yara es-saihuna fi Tedmur? Ne görüyorlar? Gelelim alıştırma kısmımız. Burada bol alıştırma yapacağız. Uktub kema fil nemuzec. Şimdi dikkat edelim. Şahede Hamza fi Tedmur el-a'midete ve ba'da el-ahcari fakat. Burada muzari vermiş arkadaşlar. Bakın muzari olumsuz yapmanın yolu lem getireceğiz başına. Yani mazinin olumsuzu lemle yapılıyor. Bu çok önemli bir konu. Bakın lem yuşahid illa. Lem illa kalıbını çalışacağız. Buraya dikkat edelim. Lem yuşahid Hamza fi Tedmur illa'l-a'midete ve ba'da el-ahcari fakat. Tabii bu konu önemli bir konu aslında. Tabii bu kitabın usulsüzlüğündendir arkadaşlar. Bu istisna konusunu burada anlatmış. Çok garip Arapça kural kaydı gramer konusunda sıfır yani. Çok sıfır bilgiye sahip. Bakın ekele Husam tufahaten lem yekul Husam illa tufahaten şeklinde kullanacağız. Hafıza İshak'ı Hamse'de Durus şöyle diyorum. Lem yahfaz İshaku illa hamsete
İlla khamsetu diyeceğim. Evet, illa khamsetu durusin ya da illa khamsete şeklinde de olabilir. Celese Saidun saaten, şöyle diyeceğim. Lem yeclis Saidun illa saaten arkadaşlar. Se'ele Rami sualen. Lem yesel Rami illa sualen diyeceğiz. Şeribe Mahmudun fincanen minel kahveti. Bir kahve fincan. Lem yeşrab Mahmud illa fincanen minel kahve diyeceğim. Ketebe Halidun safhaten. Lem yektub Halidun illa safhaten. Safara Muhammedun ila Tedmura merraten vahideten. Lem yusafir Muhammed ila Tedmur illa merraten vahideten. Son olarak da kabile Yahya imraaten. Lem yukabil Yahya illa imraaten diyoruz arkadaşlar. Evet. Kitapta olduğu için yaptık artık. Bu konuyu detaylı bir şekilde inşallah videosunu çekeceğim nahiye konu dersinde zaten. İstisna konusunu inşallah bu önümüzdeki hafta anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada bir metin var, okuyalım. Ahmet, hel zehebte ila medineti Dimeşka ya Husam? Husam, Dimeşka gittin mi? Naam, evet. İnneha medinetun cemiletun. Güzel bir şehirdir. Bakın burada innenin kullanımına dikkat edelim. İnne zamir bitişmiş. Ha ismidir. Medinetun onun haberidir. Cemiletun de medinetun sıfatıdır. Limada? Peki niçin güzel bir şehir? Li enneha medinetun kadimetun. Çünkü tarihi. Kadim dediği kadim bir şehir yani diyoruz yani. Eski bir şehirdir. Yani o da diyebiliriz aslında. Kadim bir şehirdir. Köklü bir şehirdir. Tarihi bir şehirdir. Ve fiha ayrıyeten o şehirde emakinu tarihiyetun kesiretun. Çok tarihi mekanlar vardır diyor. Peki hel zurte kullel emakin. Kullu'dan sonra gelen kelime elif lamlı ise bütün diye çevireceğim. Kullul emakin. Emakin akılsız çoğul olduğu için sıfatı müfret müennes gelmiş. Kullel emakini et tarihiyeti fiha. Bütün tarihi mekanlara gittin mi? Zurtu. Bakın zurte, zurtu çekimi, ene çekimi. Evet gittim. El Camial Umeviye biliyorsunuz. Tabi orayı herhalde ne yaptılar? Yani bu savaştan dolayı. Tarihi tabi Camiül Umeviyel Kebira, Büyük Emevi Camisi'ni, orada tabi iki tane var arkadaşlar. Büyük Emevi Camisi'ni ziyaret ettim. Vel Hammamati Eddimeşkiyeti, Dimeşk hamamlarını. İdafeten ila, önemli bir kalıptır. İlel Esvakil Kadimeti. Yani tarihi çarşıların yanı sıra buraları da ziyaret ettim. Etemenna en, kalıp ifade olarak ezberleyelim. Artı muzari mansup oluyor sonrasında enden sonra. Etemenna en ezura Dimeşka. Dimeşk'i ziyaret etmek isterim. Li enneni semi'tu kesiran anha. Semi'a an, önemli bir kalıptır. Çünkü o Dimeşk'le alakalı çokça, onun hakkında çok şeyler duydum diyor. Geçelim, yine bir alıştırma kısmı geldi. Zurtul Camiyal Umaviye vel Hammamati Dimeşkiyete idafeten ilel esvaki. İdafeten ilayı çalışacağız. Şimdi ekeltul lahme vel hasa'a idafeten ilel mukabbilat diyebilirim. İlel mukabbilat dedi arkadaşlar. Bu atıştırmalık yemekten önce. Ra'aytu Ahmed'e ve Fatimete idafeten ila, işte Ali ve Ayşe yine diyebilirsiniz. İdafeten ila Umar ve Leyla demiş bakın. İştara Ahmedu el ke'kete vel halva idafeten ilel fakiyeti bakın. Yani bunları söylüyoruz. Bunların yanı sıra bunları da aldık diyor. Almış diyor. Bakın Zarat Meysun el Maghrib vel Cezayir. Şimdi burada bir ülke söyleyeceğim. Şimdi şöyle aslında idafeten iladan sonra yani ne diyelim? Türkiye'yi ziyaret etmiş. Bunun yanı sıra Maghrib ve Cezayir'i de ziyaret etmiş. Bakın idafeten ila Mısır. Yani Mısır'ın yanı sıra Maghrib ve Cezayir'i de ziyaret etmiştir diyor. Peki ketebe talibu ederse idafeten ile tedribat, işte alıştırmalar yanı sıra dersini de çalıştı diyor, yazdı diyor. Fi saffi hamsetu tullabin idafeten ile muallim, öğretmenin yanı sıra 5 tane de öğrenci var diyor. Şahettu el kad'a el kal'ate vel makbarate idafeten ile el kanatiri diyebilirim ya da ile el muthafi diyebilirim. Müzenin yanı sıra bunları gördüm diyor. Son olarak etekellemul lugatel arabiyete vel fransiyete idafeten ile türkiyeti diyelim. Bakın el İngiliziyeti demiş. Geldik burada harful ha'i, ha harfi arkadaşlar. Hazine, mehallun, rabiha, ferihun. Sizler de bunları bu şekilde yazmaya çalışın, gayret edin arkadaşlar. Bunlarla alakalı şimdi kelimeler göreceksiniz. Uktubul ha'a fil firak. Sadece boşluğa ha yazacaksınız. Halibun, süt. Muthafun, müze. Mesbahun, havuz. Mesrahun, tiyatro. Himarun, merkep. Milhun, tuz. Lahmun, kırmızı et.
Curhun yara. Evet, burası da böyleydi arkadaşlar. Geldik son sayfamıza. Burada önemli şurası. İstemeye varaddit kısmına dikkat edelim arkadaşlar. Ha, hu, hi şeklinde. Hasar. Mesela A'ya dikkat edelim. Hasar. Çok güzel. Bahar. Sebeha. Husir. Suhub. Yesbahu. Hiye bakalım. Kesralı. Hid. Yahid. İsbahi. Şimdi cezimli haline bakalım. Sahnun. İsbah. Evet, gelelim şimdi met harflerine, uzatma harfleri. Ha, elif varsa uzatıyoruz. Hasar. Bihar. Sebeha. Şimdi vav'a bakalım, uzatacağız. Husir. Meshub. Yesbahu. Peki şimdi ya'ya bakalım. Hidun. Yahidu. Ya da mazi yapalım. Hide. Yahidu. İsbahi. Çok güzel. Şimdi geldik. Buraya dikkat edelim. Hasar. Hasar. Bahar. Bihar. Sebaha. Sebaha. Çok güzel. Geldik şimdi damme ve vava. Husir. Husir. Suhub. Meshub. Yesbahu. Yesbahu. Çok güzel. Şimdi kesra ve ya'ya bakalım. Hid. Hid. Yahid. Yahidu. İsbahi. 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 Evet, burası da böyleydi arkadaşlar. Geldik. Uktub ma tesma kısmı önemli. Halibun. Muthafun. Ahcarun. Hammamun. Kabihun. Mahallun. Mesrahun. Hazinun. Sizler de bunları yazmış olmanız lazım. Son olarak arkadaşlar hemen ikra vaktub diyelim. Okuyup yazacaksınız. El-hutu. Evet. Balık, balina. Hayvanun, dahmun. Balina. Büyük bir dahım dediği büyük, kocaman bir hayvandır diyor. Tabi mübteda el-hutu hayvanun haberdir. Dahmun da hayvanun sıfatıdır. Babul hafileti meftuhun. Bakın babul hafileti bu bir isim tamlamasıdır. Babu mübteda el-hafileti mudafun ileyhidir. Meftuhun haberdir. Otobüsün kapısı açıktır. Savtul himari kabihun. Bakın savtu mübteda el himari mudafun ileyhi kabihun haberdir. Merkebin sesi çirkindir diyor, kötüdür diyor. Hunake mirvahatun. Hunake cümle başında vardır diye çeviriyorum. Mirvahatun pervane fil gurfeti. Odada evet bir pervane vardır diyorum arkadaşlar. Gelelim 5'e. Burada sebaha yüzdü. At-tıflu fiil, fail. Fil mesbahi havuzda yüzdü diyor. Zehebtu ben gittim. Ma'a Hamid'in, Hamid'le birlikte. İlel mesrahi tiyatroya. Vada'tu ben koydum. At-ta'ame yemeği. Neyi koydum? Bakın mef'ulü bihi. Fis sahni tabağa. Peki ufaddilu yine ene çekimi. El halibe sahine. Sıfat tamlaması. Sıcak süt. Sahin sıcak sütü tercih ediyorum. Seviyorum diyor. Ra'aytu ben gördüm. Hulumen rüyalar filleyl. Gece rüyalar gördüm diyor. Gece rüya gördüm diyor. Geldik son 3 şeye arkadaşlar. Evet, burada ne varmış bakalım. Halebu. Halep. Medinetun bir şehirdir. Bakın mübteda ve haber. Peki niye haber müennes geldi? Ülke ve şehir isimleri genelde müennes kabul edilir demiştik arkadaşlar. Cemiletun da Medinetun'un sıfatıdır. Halep güzel bir şehirdir. Hanan la te'kulul luhume et yemiyor yani vejeteryan diyor yani. Bakın Hanan mübtede la te'kulul luhum kısmı da cümle fiil cümlesi haber.
Son olarak Zurt'u ben ziyaret ettim. Hısnen bir kaleyi, tarihiyen. Nasıl bir kale? Tarihi bir kale, bu da sıfatı oluyor. Zurtu fiil, tu fail. Hısnen mef'ulü bihi, tarihiyen de mef'ulün sıfatıdır arkadaşlar. Tarihi bir kaleyi ziyaret ettim diyor. Değerli arkadaşlar, bu da bir başka dersimizin, 12. dersimizin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Maassalameti cümleten.